Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde dokunma ile elektriklemeden bahsedeceğiz. Şimdi dokunma ile elektriklemedeki mantık nedir arkadaşlar? Bu sürtünme ile elektriklenme genelde yalıtkan cisimler arasında olurdu. Çünkü yalıtkan cisimler arasında sürtünme sonucunda elektron birinden diğerine geçince oradan tekrar geri dönmesini istemezdik. O yüzden yalıtkan malzemeler kullanırdık. Ancak burada ne yapacağız? Burada kullanacağımız maddeler arkadaşlar nedir? İletken cisimlerdir. Yani üzerinden serbest elektron hareketi olabilen, yani oradaki elektronlar kafasına göre bu maddeden diğer maddeye, ondan buna geçebilecek olan maddelerdir. Elektronlar, serbest elektronlar. Dokunmada ne olur arkadaşlar? Dokunmada bu iki cismi birbirine dokunur. Burada paylaşım vardır. Yani ne yaparlar? Bunlar ortak yüklerini ortaya koyarlar. Kardeş sende ne kadar fazlalık var? Bende ne kadar fazlalık var? Toplayalım o yükü. Ne yapalım? Bunları kapasitemize göre, yani yarı çapları oranında ne yaparlar? Paylaşırlar. Yani bu iki cismi birbirine dokundurduğumuz zaman ne yapacak? İşte bunun yükü Qx'e. Yükü dediğimiz ne? Fazlalık yükü tabii ki. Proton elektron arasındaki o fazlalık yükü. Bu kendi yükünü ortaya koyar. Diğeri de kendi yükünü ortaya koyar. Bunları toplarız. Ne yaparız? Sistemin toplam yükünü buluruz. Sonra bu toplam yükü ne yaparlar? Kendi aralarında paylaşırlar. Sonuçta buradaki elektronlar rahat rahat iki madde üzerinde de hareket edebildiği için toplam yükü ne yaparsın? Toplam yarı çapa bölersin. Yani Rx artı Ry yarı çapına bölersin. Ve neyi bulursun? Yarı çap başına düşen yük miktarını hesaplarsın. Sonra bu yarı çap başına düşen yük miktarını ne yaparsın? Yarı çaplarına göre bunları ayırırsın. Mesela x'e düşen yük ne kadardır dersen, bu yarı çap başına düşen yükü Rx ile çarparsan x'in yükünü bulmuş olursun dokunma sonucunda. Eğer bunu Ry ile, yani y'nin yarı çap ile çarparsan da y'nin dokunma sonucunda ne yapmış olursun? Yükünü hesaplamış olursun. Dokunma ile elektriğinde yük alışverişi potansiyel farktan kaynaklanır. Yani yarı çap başına düşen yük fazlalıklarından kaynaklanır. Yani iki cisim dokunduğu zaman bunlar arasında yük alışverişinin olup olmayacağı neye bağlıdır? Başlangıçta yarı çap başına düşen yük miktarlarıyla alakalıdır. Potansiyel deriz biz buna. Dolayısıyla potansiyeller farklıysa, yani yarı çap başına düşen yükleri farklı miktardaysa ne yapacaklar bunlar? Kendi aralarında onun yükü kendi aralarında paylaşmış olacak. Dokunma ile elektriklemede cisimlerin son potansiyelleri, yani yarı çap başına düşen yük miktarları ne olur? Eşitlenir. Çünkü bunlar zaten amacı odur zaten. O yükü yarı çaplarına göre paylaşmaktır. Eşit yük miktarda yüke sahip küreler birbirine dokunduğunda yük alışverişi girebilir mi? Girebilir. Sonuçta burada yüklerin eşit olması önemli değil. Önemli olan yarı çap başına düşen, yani yüklerin, yani potansiyellerin eşit olması. Yani potansiyeller eşitse yük alışverişi olmaz. Ama potansiyeller farklıysa yük alışverişi ne yapacaktır? Olacaktır. Dokunulan küreler iletken küre olmak zorunda, çünkü yalıtkan küre olursa o zaman yükler kendiliğinden, sonuçta biz burada dışarıdan bir zorlama yapmıyoruz. Dışarıdan bir enerji vermiyoruz atomu. Biz sadece cisimleri birbirine dokunduruyoruz. Dokundurunca ne yapacak? O zaman oradaki yükler kendiliğinden diğer yüke geçmeli. Yani potansiyel farktan dolayı geçiş yapmalı. Bu yüzden o kendiliğinden geçebilmesi için de bu maddelerin iletken madde olması gerekiyor. Örneğimize bakalım. Yarıçap ikileri olan x-y kürelerin yük miktarları sırasıyla ne kadarmış? -16Q'ya +7Q. Yani birinde 16 tane elektron fazlalığı var, diğerinde de 7 tane proton fazlalığı varmış gibi düşünebilirsin. Bunlar birbirine dokunuyor ve bunlar iletken küreler. Dokununca ne yapacaklar? Kardeş diyecekler, koy bakalım yükü ortaya. Diyecek ki bende -16 Q'luk fazlalığın yük var. Diğerinde diyecek ki bende de +7 Q var. Yalnız artı ile eksi birbirini ne yapar arkadaşlar? Nötrler. Dolayısıyla artı ile eksi nötrlediği için bu +7 Q, bu -16 Q'nun 7'sini, -7'sini nötrlemiş olacak. Geriye ne kalacak? Geriye toplamda -9 Q'luk fazlalık yük kalacak. Sonra ne yapacaklar? Bu -9 Q'yu kendi aralarında paylaşacaklar. Ama nasıl paylaşacaklar? X ile Y kapasiteleri oranında paylaşacaklar. Yani yarı çapları oranında paylaşacaklar. Yani Y diyecek ki ben bir tane alıyorsam, X diyecek ki sen bir tane alıyorsan ben iki tane alacağım. Yani 1'e 2 oranında ne yapacağız biz bunu? Paylaştıracağız. Dolayısıyla bunu paylaştırabilmek için ne yapacağız? O toplam yük olan -9 Q'yu toplam yarı çapa böleceğiz. 1 y'ye, 2'yi de x'e vereceğim için toplam kaça bölmüş olacağım ben bunu? Toplam 3'e böleceğim. Toplam yarıçap 3'e böldüm. 3'e böldüğüm zaman ne oldu? -3 Q düştü. İşte bu bulduğum değer nedir? R başına düşen yüktür. R başına düşen yük. Yani yarıçap başına düşen yük. O zaman y ne diyecek? Kardeş diyecek, benim yarıçapım 1'e. O zaman ben R başına -3 Q düşüyorsa dokunma sonucunda -3 Q'luk yük alacak. X de benim yarıçapım 2 ile olduğu için, R başına -3 Q düşüyorsa ben 2 ile olduğum için ben bunun 2 katını, yani -6 Q alacağım. Yani -9 Q'luk o toplam yükü ne yapacaklar? -6'ya -3 şeklinde ne yapacaklar? Paylaşacaklar. O zaman X'in son yükü -6 Q, Y'nin son yükü -3 Q olacaktır. İletken X'e kürelerin yükleri +14 Q ve -2 Q'muş. Küreler birbirine dokunduruyor ve ayrılıyor. Bunlar iletken küreler. Dokununca ne yapacaklar? Kardeş diyecekler, hadi koyalım bakalım ortaya toplam ne kadar yükümüz var. Tamam. Birinde x'de ne var? +14 Q var. Y'de ne var? -2 Q var. Artı ile eksi birbirini nötrlediği için toplamda ne kaldı? +12 Q'luk yük kaldı.
Bu 12 kiloluk yükü ne yapacak arkadaşlar? Bunlar kendi aralarında paylaşacak. Nasıl paylaşacak? Yarı çapları oranında, yani kapasiteleri oranında. X diyecek ki benim yarı çapım 5 ile Y diyecek ki 1 ile. Yani 5 sana 1 bana, 5 sana 1 bana şeklinde bunu ne yapacağız? Bu 12 köyü paylaşacağız. O zaman 12 köyü ne yapacaklar? 6'ya bölecekler. Birini Y alacak, 5'ini X alacak. O zaman toplam yükü sen toplam yarı çapa bölersen yarı çap başına düşen yükü bulursun. Yani toplam yarı çap 6'ya böldüğümüz zaman demek ki yarı çap başına ne kalacak? Artı 2 Q kalacak. Y'nin yarı çapı 1 olduğu için Y'nin son yükü ne olacak? Artı 2 Q olacak. X'in yarı çapı 5 R olduğu için yarı çap başına artı 2 düşüyordu. 5 kat olduğu için ne olacak? X'in yükü de artı 10 Q şeklinde paylaşacaklardır. Peki yük geçişi nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar, mesela şöyle düşünmeyin. Y'de ne vardı? Eksi 2 vardı. Şimdi ne var? Artı 2 var. O zaman eksi 2'den artı 2'ye nasıl gelecek? Ha, demek ki o zaman X buna, X'den Y'ye atıyorum, artı 4 kiloluk yük geçti diyebilir miyim? Diyemem. Niye? Çünkü artı 4 kilo geçsin ne yapsın? Eksi 2'sini nötrlesin, sıfırlasın. Sonra artı 2 daha gelsin. Artı 4 geldiği için artı 2 olsun. Bu da 14'tü zaten. 10 kaldığına göre artı 4'ü buna vermiş diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Çünkü burada hareket eden yük o serbest elektronlardır. Yani elektron olduğu için nedir? Eksi yüktür. Artı yük ne yapmaz? Artı yük hareket etmez. Dolayısıyla bulduğun değer ne olacaktır? Her zaman yük geçişi elektronlar, yani eksi yükler sayesinde olacaktır. Dolayısıyla yük geçişimiz tam tersi. Kimden kime doğrudur? Y'den X'e doğrudur. Ve ne kadar yük geçmiştir? Eksi 4 kiloluk yük geçmiştir. Bu artı 14'tü. Eksi 4 alınca o eksi 4 artı 14'ün 4'ünü nötrleyecek. Artı 10 kalacak. Bu da eksi 2 fazlalığı vardı zaten. 2 verdi, fazlalık kalmadı, nötrlendi. 2 daha verdi, bu sefer 2 daha gittiği için artı 2 fazlalık da bunda oluştu. Dolayısıyla X küresinden Y küresine mi yük geçmiştir? Hayır, tam tersi. Y'den X'e doğru yük geçmiştir, yanlış. X'in küresinin son yükü eksi 10 Q mudur? Hayır, artı 10 Q'dur, yanlış. Y küresinin toplam elektron sayısı azalır mı? Evet, Y'den X'e eksi yük geldi. Yani elektronlar Y'den X'e geçtiği için Y'nin elektron sayısı ne yapmış olacak? Azalmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi dokunma ile elektrikle de arkadaşlar yük ne yapar? Korunur. Sonuçta o iki cismin başlangıçta bir fazlalık yükü vardı. Elektron, proton neyse ikisinde de vardı. Dokununca ne oldu? Birinden öbürüne ondan ona geçiş yaptı ama ikisinin toplam sahip olduğu yük miktarı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Yani bunların dokunmadan önceki yükleri toplamıyla dokunmadan sonraki yük toplamı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorundadır. Mesela demiş ki yarıçapı 3 R 2 R olan KLM yük miktarları sırasıyla ne kadar? Artı 12 Q bunda var. Eksi 4 Q bunda var. Artı 7 Q da bunda var. Şimdi diyor ki önce K küresi L küresine, sonra L küresi M küresi dokunup ayrılır. L'nin son yükü. İlk önce kimle kim dokunuyor? Önce K ile L dokunuyor. O zaman ne yapacak? Önce K ile L kendi yüklerini kendi aralarında bir paylaşacaklar. Şimdi K ile L toplam yüklerini ortaya koyduğu zaman ne olacak? K'da artı 12 kiloluk yük vardı. L'de de eksi 4 kilo vardı. Yani toplam ne kadar yükleri vardı? Toplam artı 8 kilo vardı. Dedikler ki biz bunu ne yapacağız? Kendi aramızda paylaşacağız. Çünkü dokunmada paylaşım vardır. Nasıl paylaşacağız? Tabii ki yarı çaplarımıza göre, yani 1'e 3 şeklinde paylaşacağız. Yani bu yükü ne yapacaklar? 4'e bölecekler. Birini L alacak, 3'ünü K alacak. O zaman bu toplam 8 Q'yu 4'e böldüğün zaman ne olacak? Yarı çap başına artı 2 Q'luk yük düşecek. O zaman K diyecek ki kardeş benim yarı çapım 3 R. Yani ben bunun 3 katını alacağım. Yani benim yüküm artı 6 Q olacak. L'nin de yarı çapı 1 R olduğu için bu da ne olacak? Artı 2 olacak. Zaten dokunmadan önce toplam neler vardı? Artı 8 vardı. Şimdi ne var? Yine artı 8 var. Şu anda M'de ne var? Hala artı 7 var. Çünkü ona hala dokunan bir şey oldu mu? Olmadı. Daha sonra K ile L'yi dokundurduk. İşlem bitti. L küresini götürdük, M'ye dokundurduk. Şimdi ne yapacak? Şimdi de L ile M kendi aralarında yükleri paylaşacaklar. O zaman L ile M yüklerini ortaya koyacaklar. Kardeş diyecek bende artık artı 2 var. Sende de artı ne var? 7 var. Toplarsak toplam ne var? Artı 9 kiloluk yük var. Biz bunu kendi aramızda paylaşalım. Nasıl paylaşacağız? 1'e 2 şeklinde yarı çapları oranında paylaşacaklar. O zaman toplam yükü toplam yarı çapı 3'e böleceğim. Birini L'ye, ikisini M'ye aktaracağım. O zaman toplam yarıçapa bölünce ne olacak? Yarıçap başına artı 3 Q kalacak. L'nin yarıçapı 1 R olduğu için L'nin son yükü artı 3 Q olacak. M'nin yarıçapı 2 R olduğu için onun son yükü artı 6 Q olacak. K şu anda hala dokunmadığı için az önceki yükünü koruyacak. Artı 6 Q olacak. L küresinin son yükünü soruyor bana soru. L'nin son yükü ne kadardır arkadaşlar? Artı 3 Q'dur. Ve başlangıçta bunların sahip olduğu toplam yüklerin değerini 3'ünün de yükünü toplarsak arkadaşlar ne olur? Artı 12, artı 7 daha, artı 19 olur. Eksi 4 ile toplarsam ne olacaktır? Artı 15 Q olacaktır. Son durumda 3'ünün toplam yüküne bakarsam ne olur? 6, 6, 12, 3 daha, artı 15. Yani toplam yükleri aslında ne yapmamış olur? Değişmemiş olur. Sadece kendi aralarında
kapasitelerine göre, yani yarı çaplarına göre o yükleri kenarında paylaşmış olacaklar. Yükleri artı 5Q ve QY, bilmiyoruz Y'nin yükü ne kadar. Bir yarı çapları 2R, 3R, küreler birbirine dokunduğunda yük tamamlandığında X küresinin son yük, X'in yük miktarı artı 6Q oluyormuş. O zaman diyor ki başlangıçta Y'nin yükü ne kadardı? E şimdi o zaman şöyle düşünün, olayı tersten gideceğiz. Bunlar başlangıçta bir yükü var. 5Q ve QY, bilmiyorum QY'nin değeri. Bunları toplam yükü ortaya koydular. Ne yaptılar? Kardeşleri biz bunları paylaşacağız. Dokunuyor sonuçta, dokunma sonucunda paylaşacağız. Nasıl paylaşacağız? 2'ye 3 oranda paylaşacağız. O zaman yarı çapı 2 olanı en son ne kalmış? Artı 6Q kalmış. Demek ki yarı çap başına artı 3Q düşüyormuş ki 2R olduğu için onun 2 katı olan artı 6'yı almış. O zaman bunun da yarı çapı 3R olduğu için ne olacaktır? Yarı çap başına artı 3 düştüğü için bunun da yükü artı 9Q olacaktır. Peki bunlar toplam son yükleri ne kadar? Artı 6 bunda var, artı 9 bunda var. Toplam artı 15 kilolük yük var. O zaman bunların paylaştığı, başlangıçta paylaştığı yük ne olmak zorunda? Artı 15 kilo olmak zorunda. E X'in yükü başlangıçta artı 5'ti. E 15 olması için Y'nin ilk yükünün ne olması lazım? Artı 10 kilo olması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki QY dediğimiz Y'nin ilk yükü de artı 10 kilodur. Birbirine dokundurup ayıran iletken kürelerin son yükleri kesinlikle zıt işaretle ne yapmaz? Olmaz. Sonuçta hani biri artı olsa, biri eksi olsa bile veya eksi de eksi olsa, ikisi de artı olsa bunların toplam yüküne baktığın zaman toplam yük ne çıkacaktır? Ya pozitif bir değer çıkacaktır ya negatif değer çıkacaktır. Belki de nötr çıkacaktır. O zaman toplam yükü eğer pozitif değerse o kalan o pozitif yükü kendi aralarında yarı çaplar oranında ne yapacak? Paylaşacak. Yani dokunmadan sonra bu AB cisimlerin son yükleri ne olacak? E bu artıysa bu da artıdır. Çünkü artı bir yükü paylaşmıştır. Veya toplam yük eksi mi çıktı? O zaman o eksiyi kendi aralarında yarı çapların oranında paylaşacaklardır. O zaman A'nın son yükü eksi ise B'nin son yükü de eksi olacaktır. Veya toplam yük hiçbir şey çıkmadı. Mesela birinde artı Q vardı, diğerinde eksi Q vardı. Toplam yükleri sıfırdı. E sıfır paylaşacaklar da ortada paylaşacak yük olmadığı için son durumda A sıfır yani nötr kalırsa B'nin de son durumda ne olması lazım? Nötr olması lazım. Yani dokunma sonucunda cisimlerden birinin artı birinin eksi olma şansı veya birinin yüklü birinin nötr olma şansı var mıdır? Yoktur tabi bu iletken küreler iletken olmak şartıyla. Çünkü dokunmanın asıl özelliği ne? İletken olacak. Çünkü biz dışarıdan bir müdahale yapmadan o yük kendi aralarında ne yapacak? Yarı çaplar oranında paylaşılmış olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde soru çözümünü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.